Merhabalar, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Şakir Bey, dükkanın sahibi. Ben oğluyum, Mirza. 92'de Türkiye'ye geldik. Karadağlıyız. Karadağ'dan göç ettik buraya savaş zamanında. Onun haricinde ben isterseniz sözü Şakir Bey'e bırakayım. Evet. Kusura bakma. Sebep Türkçe biraz zayıf. Sebep çok müşteri, yabancı müşteri. Rusya, Balkan, Afrika, Asya, Amerika. Burası müşteri var. Köfte aldı, uçak gitti iz Avustralya. Sebep Türkçe bir az konuşuyoruz. Allah'a şükür çocuk biliyoruz. Kız, oğlum, iyi, problem yok. Peki, o zaman hemen devam edelim ve Mirza Köftecisi'nde vermiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir? Sizlerden öğrenelim Mirza Bey. Burada tabii değişik köftelerinizle, değişik sunumlarınızla gelen müşterilerinize hizmet vermektesiniz. Ben bunlara bir de sizden dinlemek istiyorum efendim. Evet. Zatpita kako ođenaj koju dajete uslugu, koje ćevape imate i šta sve dajete muşterijama? Bolje ti to reći, pošto znaš jezik. Burada mesela 3 çeşit köftemiz bulunmaktadır. Parmak köfte, cevapi dediğimiz. Sağında köftemiz var, pieskavica isminde. Pieskavica'yı sağında köfteyi kaşarlı yapıyoruz, kuru etli yapıyoruz. Ve roştiska kobasa dediğimiz sucuk baharatlı köftemiz var. Bunun haricinde gördüğünüz gibi yine Yugoslav ürünlerimiz bulunmaktadır. Kuru etimiz, sucuğumuz, memleketimizden gelen peynirimiz, kaymaklı biberimiz, soka dediğimiz. Bizim ana kalemlerimiz. Onun haricinde tatlarımız yine yöresel boşnak usulü. Şekerparemiz, sütacımız, cevizli tereyağlı baklavamız, gofretimiz. Onların haricinde yine çoban salatamız, piyazımız, diğer salatalarımız da mevcuttur. Sen diğer müşteriler açıyorum. Kendisi bir şey istiyor. Taze peynir, Trakya koyunu var, diyoruz. Taze, tam taze, sade, tam sade yağlı peynir. Evet. Hiç yem kullanıyor. Koyun süt, koyun kaymaklı. Kaymak kullanıyor za tatlı. Sonra kim seviyor tatlı? Hepsi istrakiye i doğal i güzel. Peki efendim, genel olarak burada müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Koyunevçe müşteriye dolazıyor. Koyunevçe müşteriye dolazıyor. Bana 90% Türk millet. Çünkü Türk millet biliyor za lezzet. Türk mutfak birinci dünya mutfak. Büyük imperiya, büyük mutfak, büyük lezzet millet biliyoruz. Millet seviyor, oturuyor, merak yapıyor. Konuşuyorsa köfte, var müşteri konuşuyorsa köfte ismiyese, kaže ismiyese. Gülüyor, köfteli konuşuyor ve gülüyor. Aynı sayısan. Evet. Allah'a şükür. Türk millet ana müşteri. Peki efendim, şimdi burada bir emek sarf ediyorsunuz. Bu eşsiz lezzetlerinizin de tabii ki bir bedeli, bir karşılığı muhakkak olmalı diye düşünüyorum. Evet. Sizleri tercih eden müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanız nedir Mirza Bey? Zatpita za cijene kaže koje onaj. Şimdi parmak köftemiz 10 tane geliyor porsiyonda, 14 TL'dir fiyatı. Sağında köftemizin sadesi aynı, parmak köfteli aynı fiyattır, 14 TL. Kaşarlısı 16, kuru etlisi 16, kuru etli kaşarlı 18. Sucuk baharatlı köftemiz de 18 TL'dir. Yani her kesimden, her bütçeye hitap eden fiyat aralıklarınızla evet, burada hizmet ve çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz da diyebiliriz biz buna. Peki evet, efendim, Mirza Köftecisi olarak ileriye dönük hedefleriniz, projeleriniz nelerdir? Kısacası bizler sizi ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Kao Mirza Čavrinica, hoćete li kao naprijed da idete i šta mislite za ove planove buduće? Da, güzel, lezzet güzel, müşteri güzel, hiç yok ofis, yok çok şube, yok. Sade bir tane şube ama bütün Türkiye müşteri var, bütün dünya müşteri var. Burası mesela tatlı var za genç millet, za eski millet var tatlı. Za eski millet çok cevizli, Atatürk baklava, za eski millet Beşik, za genç millet Beşiktaş var. Zato za bütün millet var. Allah'a şükür, dobro, güzel. Teşekkür. Dobra. Evet, buradan son olarak bizlere ve bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tabii rekao za gledalce što ćete gledaju i... Teşekkür. Çünkü Türk millet, benim müşteriyi çok seviyorum, çok biliyoruz. Çok büyük millet, büyük kalp, büyük merhamet var Türk millet, o dünya.
Dönü Avrupa gidiyor, Balkan gidiyor. Ova Belgrad mesela, Viyana, İtalya gidiyor. Ama Türk adam birinci dünya adam. Ne? Sabır, merhamet, i dinli, i kültür, internasyonel kültür millet. Çok seviyorum, buyurun bir teşekkür ederim. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Daha nice uzun, bol kazançlı günler sizlerle olsun diyorum. Şimdiden iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz.